Şimdi gençler bir soru soruyorlar. Mesela bana soru soruyor. Diyor ki ya abi ben niye cep telefonu pahalı alıyorum? Haklı. Niye pahalı alıyor acaba? Veya ben diyor ki ben niye Avrupa'daki gibi yıllık kişi başı gelir 40 bin dolar değil. Ben niye bu kadar para alamıyorum? Ben niye hala 10 bin dolar kişi başı gelir olan bir ülkede yaşıyorum? Doğru. Doğru değil mi bunlar hepsi? İstekler doğru. İstekler doğru. Çok doğru istekler. Ben de diyorum ki arkadaşlar isteğiniz doğru da sorunuz doğru mu? Bak şöyle söyleyeyim. Türkiye eğer bundan yaklaşık 50 yıl önce petrollerini bulup işletmeye başlamış olsaydı bugün hepimiz 40 bin dolarlık bir yıllık gelirin üzerine oturuyorduk değil mi? Peki. Peki biz yıllar önce 1940'lı yıllarda savunma sanayini yaptığımız yeri sürdürmüş olsaydık bugün tekrar yıktığımız tekrar yapmamış olacaktık değil mi? Bakın size bir örnek vereyim. Dünyada daha 3 veya 4 tane uçak fabrikası varken dünyada 3-4 tane uçak fabrikası varken bunlardan bir tanesi Türkiye'de biliyor musunuz? Biliyor muydunuz? Yani dünyada birkaç tane var. Avrupa'da iki tane, iki yerde uçak fabrikası var. Bir tanesi de Türkiye'de. O da Kayseri'de. Hatta geçelim. Vecihi Hürkuş'un yaptığı uçak o dönemin testlerden geçen en hızlı ve en iyi manevra yapan uçağı. Testlerden geçen en hızlı ve en iyi manevra yapan uçağı. Kimin yaptığı uçak? Vecihi Hürkuş'un yaptığı uçak. Yıllar kaç? Daha 1900'lerin sonu işte. Yani Birinci Dünya Savaşı bitmiş. Yeni işte. Yeni dönemlerde. Biz o zaman uçak yapmaktan niye vazgeçtik değil mi? Biz o zaman uçak yapmaya devam etseydik bugün biz Airbus olarak satıyorduk değil mi? Bugün uçtuğumuz uçaklar bize aitti. Çünkü biz yolcu uçağı yapmışız. 1930'larda yolcu uçağı yapmışız ve uçurmuşuz. Hatta biz bu uçaklarla ilk yolcu taşımacılığını Anadolu'da yapmışız biliyor musunuz? Ben o zaman sorayım size. Arkadaş biz niye bütün yaptığımız yerleri kapattık? Sorunun cevabı şu abi. Biz bu kavgayı ve bu ayrışmayı daha bugün yaşamıyoruz. Cumhuriyet kurulduğu günden beri yaşıyoruz ve yaşatıyorlar bizi. Hiç değişmedi. Yani bugünkü kavga şöyle bir kavga değil. AK Parti CHP kavgası değil veya Cumhur İttifakı Millet İttifakı kavgası falan değil. Bu kavgayı hep yemişiz çünkü biz. Zamanında sağ sol diye yemişler. Tamam mı? Yine yaptılar işte Türk diye yapmaya çalıştılar. Alevi Sünni diye yapmaya çalıştılar. Her defasında aynı tuzağa kurarak devam etmişler. Zihin olarak böyle gelmişiz. Ya şimdi düşünsenize bir ülke düşünün. Selçuk Bayraktar diye bir adam çıkartıyorsunuz. Bütün dünya adama madalyalar veriyor. En son Mali'de verdi. Ukrayna verdi. Azerbaycan verdi. Bildiğim neredeyse bütün ülkeler madalya veriyor. Adama büyük madalyalar veriyorlar. Ya bizim ülkemizde adama bir cenah küfür ediyor ya. Adam neyiniz yedi arkadaş sizin ben soruyorum. Adam neyiniz yedi? Paranızı mı yedi? Devletten para mı aldı? Cebinizden para mı soydu? Üçkağıtçı mı? Sahtekar mı? Namussuz mu? Nedir abi ya? Küfür etmenizin sebebi ne ya? Bak soruyorum bak net soruyorum. Küfür etmenizin sebebi ne? Selçuk Bayraktar idolünden konuştuğum için söylüyorum. Herkesi tanıdığı için. Bunun gibi kaç tane adam var Türkiye'de? Selçuk Bayraktar'ın firmasından biz 20 tane daha firma yapsak ve bu adamlar yılda çünkü Selçuk Bayraktar oraya doğru gidiyor. Yıllık 10 milyar dolar tek başına hedefe doğru ilerliyor Selçuk Bayraktar. Kızıl Elma bittiğinde o hedefler çok aşılacak göreceksiniz. Bizim 10 tane öyle firmamız olsa 200 milyar dolar yalnızca savunma sanayinden para kazanmaya başlasak Türkiye'nin sıkıntısı mı kalır? Petroldan para kazanmaya başlasak sıkıntımız mı kalır? Ya ben söylüyorum. Memlekete kim iyi bir şey yapmaya kalkıyorsa ya asıyoruz, ya öldürüyoruz, ya küfür ediyoruz. Ama hiçbir şey yapmazsa
Rahmet okuyoruz ya, şey diyoruz, iyi adamdı ya. Kimseye de şeyi yoktu, zararı yoktu. Ya kimseye zararı olmaması ne demek ya, nasıl yani? Yararı da yok, zararı da yok. Ya ben adamı evime... Yok arkadaş, adı yok. Adı yok. Adam diyor ki, CIA'nin adamına soruyorlar. Diyorlar ki, siz Türkiye'de bir şey yapmak istiyorsanız ne yaptırıyorsunuz? Türkiye'de kimleri satın alıyorsunuz diyor. Ya biz diyor, kimse satın almamıza gerek yok diyor. Nasıl yani diyor ya. Biz diyor, bir tane diyor, Fransa'da bir tane adama yazı yaptırıyoruz diyor. Türkiye'deki herkes ondan alıntı yapıyor, merak etmeyin diyor. Bizde Batı hayvanları var. Ya Batı yaparsa her şeyin iyisini yapar. Bak Batı yaparsa her şeyin iyisini yapar. Biz yapamayız arkadaş. Biz zaten hiçbir şey beceremeyiz. Ne diyorum bakın. Dünyadaki uçak sanayi daha yeni kurulmaya başladığı dönemde Türkiye'de uçak sanayi var ya. 1940'lı yıllarda bu ülke tank yapmış ya. Tankı var, tankı. Tankı var ya. Tank yapmış bu ülke. Kendi silahını yapmaya başlamış. Her şeyini kendi yapmaya başlamış ya. Siz ki oradan geliyorsunuz. Tekrar 2000'lerin ortasında, 2010'lara tekrar bunları yapmaya çalışıyorsunuz. Peki arada yerde niye yok arkadaş? Aradaki yerde niye yok? Bir fabrika niye kapatılır kardeşim? Amerika istediği için mi kapattılar? Amerika istemiş olabilir. Buna direnen kimse yok muydu memlekette? Ya düşünsenize. Araba yapılıyor Türkiye'de. 60'lı yıllarda devrim arabaları yapılıyor. Arabanın hayata geçmemesinin sebebi olarak ne biliyoruz? Benzin koymayı unuttuk. Devlet başkanı da kızdı. Devlet başkanı kızınca ben sizin yapacağınız arabanın dedi. Araba yapmaktan vazgeçtik. Ya bu kadar basit mi ya? Yani benzin koymayı unuttuğumuz için araba yapmaktan vazgeçtiğimize mi inanalım? İnanacağımız şey bu mu? Ben bu soruyu şimdi gençlere soruyorum böyle 7-8 yaşlarında. Ya çocuklar anlatıyorum böyle diyorum. Diyor ki işte Mete abi diyor, benim diyor babam diyor arabanın benzini bittiğinde benzinciye gidip benzine koyuyor diyor. Niye onlar benzin koymamışlar ki diyor. Mesela onun kafasında o oturmuyor. Peki ben bir şey söyleyeyim. Biz niye 1960'tan ta 2000'lerin ortasına kadar bu yalan dinlemek zorunda kaldık? Niye devrim arabalarını adam kızmış da yapmamışız? O yüzden vazgeçmişiz. Ben size söyleyeyim. TOG'u yaptığımızda yediği küfürün adlı hesabı yok mu? Hadi onlar yedi. TOG içinde yemedik mi aynı lafı küfürü? Aynısını demediler mi? Ya bir ülkede yapılan fabrikanın İtalya'da olduğunu inananlara bu fabrika Türkiye'de olduğunu inandırmak için uğraştık ya. Ya bana birisi söylesenize bu ülkedeki olmayan bir fabrikayı nasıl yutturabilirsiniz ya? Adam şey söylüyor. Türkiye'de fabrika yok. Neredeymiş fabrika? İtalya'daymış. İtalya'da arabayı yapıyorlarmış. Gizli gizli gemilere koyuyorlarmış. Sonra gizli gizli getiriyorlarmış. Sahile çıkartıyorlarmış. Sahilden çıkartırken de içeri sokuyorlarmış. Arabaları gizli gizli sokuyorlarmış. Fabrikadan çıkmış gibi yapıyorlarmış. Vay. İtalya'da gümrük yok. Bizde gümrük yok. Bütün gümrükçüler zaten AK Partili.